Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Apanzeliler tavuk ırkının özellikleri nedir? Apanzeliler tavuk renk çeşitleri nelerdir? Apanzeliler tavuk ırkı sizin için uygun mu? Hepsi ve daha fazlası şimdi bu videoda. Genel bir bakış açısıyla anlatacak olursak, Apanzeliler alışılmışın dışında yukarı doğru uzayan bir kakülü ve V şeklinde ibi ile dikkat çekici bir görüntüye sahiptir. Bu hayvanlar İsviçre'nin kuzeydoğu Apanzel bölgesinde üretilmiş çok güzel bir tavuk ırkı ve İsviçre'nin ulusal kuşu olarak bilinmektedir. İsviçre'nin dik yamaçlarında, dağlarında yaşamaya iyi adapte olmuş canlılardır. Bizler genel olarak kümes hayvancılığı yaptığımızdan Apanzeliler tavuğunu kapalı, küçük bir kümese hapsetmek onlara yapılacak en büyük bir haksızlık olacaktır. Apanzellere yakından dikkatli olarak bakarsanız üzerinde kalp şeklinde siyah benekler bulunmaktadır. Zaten bu özelliği bile kendini sevdirmeye yeten hobilerimiz arasında yer almaktadır. Apanzeliler tavuk özelliklerinden bahsedecek olursak, Apanzeliler tavuğu görünüm olarak harika bir cinstir. Çok iyi yayılmış, sivri vücuduna dik açıyla kesişen ve oldukça sert tüyleri olan bir kuyruğa sahiptir. Aynı zamanda iyi orantılı, yuvarlak bir gövdeye sahiptir. Başının üzerindeki tüyler tepeli tavukların aksine gagasına doğru dik şekilde eğilmektedir. İbik V şeklinde ve gözleri koyu kahverengidir. Burun delikleri biraz geniştir. Ayaklar ve bacaklar gördüğünüz gibi kayrak mavisi rengindedir. Bacaklarının aksine vücudunun ten rengi ise beyazdır. Apanzellerde ispenç ve mavicilerin bazı özellikleri gibi sakal, paça ve küpe bulunmamaktadır. Zaten bu özelliği üretici ve satıcı kişileri rahata kavuşturmakta, civcivde şu yok, bu yok derdi bulunmamaktadır. Apanzeliler tavukların kanatları diğer cinslere nispeten daha uzundur. Kulakları beyaz ve oval şeklindedir. Güçlü bir gaga formuna sahiptir. Ve gaganın önünde etli bir topuz bulunmaktadır. Yumurtaları orta büyüklükte ve rengi beyazdır. Ağırlık olarak ise horozlar 2 kilogram, tavuklar ise 1,6 kilogram civarındadır. Yıllık yumurta verimi bulunduğu şartlara göre değişkenlik gösterebildiği gibi bilinen 150-200 civarıdır. Bu sayı gerçekten yüksek bir rakam. O yüzden Apanzeliler harika bir hayvandır diyoruz. Asla üreticisini üzmeyecek özelliklere sahip bir türdür. Apanzeliler davranış ve mizaç olarak tavukları mükemmel bir dağcıdır deniliyor. Ve zorlu hayat şartları için ideal bir ırk olduğu söyleniyor. Şunu bilmenizi isterim ki bu hayvanlar İzmir'de de, Trabzon'da da, Adana'da da yaşayabilmektedir. O yüzden bu hayvanları besleyenler şurada burada yaşamıyor diyorsa bakımı konusunda o hayvanın isteklerini karşılayamamış olabilir. Ben bir hayvan beslerken tecrübelerime binaen getirdiğim bütün hayvanlar genelde hep hastalandı. İlk belirti ağzı açma kapama, sonra hapşırık vesaire gibi hastalıklar hayvanda belirmeye başladı. Bunun nedenini bir insan olarak düşünecek olursak, farklı bir ile gittiğimizde bizde de boğaz şişmesi veya değişik hastalıklar olabiliyor. Bu sebeple hayvanlar kümesinize geldiğinde mutlaka çeşitli ilaçlar bulundurup vitamin desteği sağlamak zorundasınız. Yapmazsanız hayvanlarda kayıplar meydana gelebilir. Konumuza geçecek olursak, Apanzeliler horozları ağaç üzerine çıkıp ötmeyi çok severler. Zaten göreceksiniz, diğer horozlara binaen bana göre ilgi çekici güzel bir sesi vardır. Ayrıca arkadaş canlısı bir hayvandır. Videonun başında da belirttiğim gibi hapsedilmeye tahammülleri yoktur. Onlar dışarıda yem arayıp bulmayı, yerleri eşeleyip böcekleri avlamayı çok severler.
bu yüzden sahibini üzmez, yani ekonomik bir cinstir. Yayılmasına izin verildiği sürece yiyeceklerinin büyük çoğunluğunu kendisi bulacaktır. Serbest dolaşmaya ve yüksek yerlere tüneklemeye bayılırlar. Ayrıca çok atik hayvanlardır. Doğaya saldığınızda biraz yakalamakta zorluk çekebilirsiniz. Ancak kümesine ve yatacak yerine alıştığında asla sizi üzmeyecektir. Diğer bir konu da apanzeller tavuklarının renk çeşitleri. Apanzeller ırkının renk olarak 5 çeşidi vardır. En yaygın olarak görülen renk gümüş pullu olanıdır. O da şu an videoda gördüğünüz hayvanlardır. Bunun dışında altın pullu, güderi pullu, siyah ve mavi renkler vardır. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu kadar anlatıma binaen apanzeller ırkı sizin için uygun mu? Apanzeller beslemek istiyorsanız öncelikle sahip olmanız gereken geniş bir yayılım alanı olacaktır. Zor hava şartlarına olan dayanıklılığı yeni başlayacak olan hobi arkadaşlarımız açısından gayet rahatlatıcı olacaktır. Bahçenizde aktif, çok hareketli, tabir caizse ekmeğini taştan çıkaran haylaz bir tavuk beslemek istiyorsanız en doğru seçim apanzel olacaktır. Ayrıca o muhteşem görünümleri ile her gördüğünüzde kendisine hayran bırakacaktır. Üstüne bastıra bastıra belirtmek gerekirse apanzeller yemi çok iyi değerlendiren bir ırktır. Apanzeller akıllı bir tavuktur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.